Bize bir operasyon uygulanıyor şu anda. Bir program seyrediyor geçen gün evde birisi. Gözüm takıldı. Kadın kocasının kafasına bir şey attı. Yahut da ne bileyim küfür edebiliyor. Ya da kafaya böyle vuruyor, hadi be filan Bunlar diyor. normalmiş gibi Bunların karşılanıyor şu anda. hepsi, bunların Evet, hepsi doğru. aslında Türkiye'yi şekillendirmek için yapılıyor. Ve baktığımız zaman Türkiye'de üretilen değil de dışarıdan gelenlere özellikle bakın. Özellikle bu Survivor'lar, Yetenek Sesiniz, Wipeout bu gibi. Bunların hepsi tek şirket tarafından Türkiye'ye ve diğer ülkelere pazarlanıyor. Bu şirketler küresel çetelerin şirketleri. Hele Survivor'ın başındaki adamı ben yazdım. Meraklısı Survivor Banu var, yazıp bir okuyun. Bakın kimler var o işin içinde. O iş neden öyle? Arkadaşına güvenme, sırtından bıçakla. Bu duyguyu yaymak için yapılıyor. Bütün bunları psikologlar hazırlıyor. Sex and the City aynı şekilde. Boş ver kardeşim, özgür kadın ol, istediğinle takıl, evlilik, aile boş ver falan. Bütün bunlar bir olayı yıkmak için. Ve İsrail bile yasakladı ya Sex and the City'yi. Çok büyük zararı var kadınlar üstünde diye. Ne bileyim, izdivaç programlarına bakıyorsun aynı şekilde. Yani insanlar alış Çok satış, felaket. neyin var filan. Şimdi bunları sokuyorlar. Bütün bunlar bir operasyon, bir savaş, psikolojik savaş oyunu. Eğer bunların içinde kaybolursak, Suriye'de ne olmuş? Kaç şehidimiz gelmiş? Efendim PKK, Amerika'nın bir maşası olan PKK ve Amerika'nın diğer maşası olan El-Kaide, Suriye ve Türkiye aynı anda hedef almış mı, almamış mı? Yahut da yarın öbür gün biz elektriksiz ve gazsız mı kalacağız? Bütün borumuz, altınımız ve petrolümüz Rio Tinto şirketine peşkeş mi çekildi? Hiç umurumuzda olmuyor. Aa, Leyla Hanım bugün gene Ahmet Bey'le buluşacak, acaba ne diyecek diye. Ve bunları uzunca bir zaman seyrettiğiniz zaman beyne kelepçe geçiriliyor. Ve hiçbir şey başka düşünemez oluyorsunuz. Olay bu. Bunu birçok ülkede yapıyorlar. Buna çok dikkat etmeleri lazım.